Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli, aziz, mübarek genç kardeşlerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Meleklerin inayeti, salihlerin duaları muhafızınız olsun. Sizleri Allahu Teala'nın uçsuz bucaksız rahmetinden dünya hayatında da ahiret hayatında da istifade eden ve o rahmetle umduğuna kavuşan kullar olarak görmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Çok değerli Genç kardeşlerim. Yeni evlenmiş veya evlilik aşamasında olan gençler. Bu sözlerimi size ulaştırmak istiyorum. Müslüman bir koca, Müslüman bir kadın olmanın ne anlama geleceğini zaten şöyle veya böyle herkes biliyor. Belki beni defalarca da o anlamın içini doldurmaya çalışan konuşmalarımla dinlemişsinizdir. Şimdi size genç, evli Müslüman erkek ve kızlar olarak ya da yarın bir ay sonra, beş ay sonra nikah akti yapılacağı için o heyecanı yaşayan biricik kardeşlerim olarak ciddi bir gerçekle uyandırmak ve inşallah Allah razı olsun bu amcadan bu ağabeyden bizi ciddi bir gerçekle uyandırdı demenize sebep olacak bir başlık çalışması yaptım. Dedim ki gençler yuvanızı siz kurtarın. Gençler yuvanızı siz kurtarın. Ateş düştüğü yeri yakarmış ya, ne ananız ne babanız, kaynatanız, kaynananız, baldızınız, görümceniz, enişteniz, dayınız, hiç kimse o yuvaya bir zarar geleceği zaman Allah göstermesin, sallandığı zaman yuvanız, sizin çektiğinizi çekmezler. Gel yavrum, madem olmuyor gel diyecekler sonunda. Siz huzursuz bir yuvanın kadını, huzursuz bir yuvanın kocası olduğunuzda avukatlar, aile danışmanları, psikologlar ne yapalım yapacak bir şey yok diye sizi başından savdığı zaman mahkeme kapılarında sıra beklediğinizde Boşansak da şundan bir kurtulsak adam olsun der gibi kurtuluş aradığınız günlerde evet ananız çok üzülecek. Kesinlikle herkesten çok üzülecek. Sizin gibi üzülemeyecek ama. Siz düşeceksiniz. Siz ezileceksiniz. Siz yanacaksınız. Siz ağlayacaksınız. Onun için yuvanızı da siz kurtarın gençler. Elbette ananız dua etsin, babanız dua etsin, abiler yardım etsin ama bilin ki sizin kurtarmadığınız yuvayı sizin adınıza kimse kurtarmayacak. Kurtaramaz da. Böyle bilin bunu. Onun için sizinle evli veya bebek bekliyor ya da 5 yaşında çocukları var. Ya da henüz evlenmemişler ama belli. Kızlar istenmiş, nişan hazır. İşte böyle bu işlemler başlamış olan bütün genç kardeşlerim. Yuvanızı siz kurtarın. Bu kurtarma boşanma riski olduğu zaman mı yok? Ondan sonra kurtarma yok artık. Hemen hemen yok. Yuvanızı henüz evlenmeden söz nişan olmadan kurtaracak mantıklı, tirayetli, basiretli erkek olun, kadın olun demek istiyorum. Kavga başlamadan kavga başlamasına engel olacak basiret gösterin demek istiyorum. İleri görüşlü olun demek istiyorum. Şimdi bunu izah edeceğim. Genç kardeşlerim. Adın nedir diye sorsam Nesibe, Hadice, Ayşe, Ayşe Nur bana bayan isimleri söyleyeceksiniz. Öbürü de Ali, Kerem, Mehmet, Mus'ab, Ömer diyecek. Analarınız, babalarınız bu ismi size vermiş. Ha, şu anda hangi ismi taşıyorsanız vallahi azim ben sizi bu isimle anmıyorum ama ümmetimin kızı hanım olmuş ev hanımı olmuş ümmetimin kızı diyorum ümmetimin delikanlısı diyorum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini kıyamete kadar taşımak için Allah'ın seçtiği Mübarek ailenin hanımı o mübarek ailenin erkeği diyorum. Ben seni adınla değil vasfınla ve karakterinle anıyorum. Onun içinde seni mübarek görüyorum, değerli görüyorum. Sen ananın, babanın biricik evladısın. Kayınananın ve kayınatanın gelinisin, damadısın. Benim ise ümmetimin delikanlısısın. Sen yarın Kur'an'ımı, ahlakımı, şeriatımı başına tac edecek çocukların annesisin, babasısın. Sen de benim başımda taçsın. Sen benim gözümde fersin Allah'ın izniyle ben seni elbette bir ananın evladı sevdiği duygusallıkla olamaz ama ben seni bu duygusallıkla seviyorum. Sen kız kardeşime ve erkek kardeşime hitap ederek sen diyorum. Biz evlendik diyorsunuz bana. Ben o sözü bu ümmet için bir minare daha yaptık filan vadiye der gibi bir ocak diktik der gibi, Halid bin Velid'in yenisi geliyor der gibi anlıyorum. Anan ve baban, evladımızın muruvetini gördük diyorlar, ben ümmetim çoğalıyor diyorum. Annen, baban çok lokal bakarken, ben global bakıyorum. Annen kendi yaşadığı sürece gelininden kahve içecek diye düşünüyor. Ben son la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek insanın gününe kadar o mübarek kelimeyi Kur'an'ı taşıyacak büyük mücadelenin temel taşlarından birisi olan bu aile diye anıyorum. Ananın ve babanın bakışı ayrı, kutsal değerli o benim ayrı. İnşallah senin annen ve baban da hem kendi anne babalığı gibi hem de benim baktığım ulvi pencere gibi bir pencereden bakıyordur inşallah. Buna dua ederim. Böyle bakıyorsa onun için de çok iyi, senin için de çok iyi. Bunun için çok güzel genç kardeşlerim. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok dualar ediyorum sizin için. Sekreterim, randevu defterinize bir bakar mısınız hocam? Gençler yeni evlenmişler, sizden nasihat istemeye gelecekler deyince, bomboş, randevu defterim boş diyor. Gençleri çevirmeyin kapıdan diyor. Gerçi onlar bir gün, kavga ettik, barıştır diye gelecek olsalar, yine kapımdan geri çevirmeyeceğim ama, yeni yuva kuruldu, besmele ile, menhiyat olmadan bir düğün yapıldı. Ana baba duası alınarak yapıldı. Haberlerini duyunca mutluluktan kanatlasım geliyor. Yerimde duramıyorum gibi oluyorum. Dualar ediyorum. Elhamdülillah diyorum. Şeytan medya kanalıyla bilmem ne sistemiyle bin bir fesat yayarken biz bu toprakların üstünde yıkılmaz bir yapı daha kurduk Allah'ın izniyle diyorum. Onun için genç kardeşlerim, genç hanım kızlarım benim, genç delikanlılarım, lütfen Allah rızası için, hani babanızın, annenizin yardımıyla bir ev kuruyorsunuz ya, lütfen o evi, babam aldı, biz kiraladık diye bakmayın. Yazık etmeyin evlerinize. O sizin içinde oturduğunuz bu ümmetin sancağının dikildiği bir kaledir. Şu dünyada şeytana karşı verilebilecek en büyük zarar güçlü, dayanıklı, Allah'ın adının anıldığı, sabah namazına kalkılan, haramların asla giremediği evler kurmak. Bunu yaptığımız zaman şeytanı sallıyoruz. Dar boğaz ediyoruz demektir Allah'ın izniyle. Onun için genç kardeşlerim evleriniz Allah'ın size ümmet adına emanet ettiği mübarek mekanlardır. Bu dünyada Allah için yapabileceğiniz en güzel iş yuvanızı helal, bereketli huzurlu bir mantıkla sürdürmenizdir. Buna şeytan saldıracak. Akrabalar iyilik niyetiyle gibi de olsa saldıracak. Çevre saldıracak. Dijital dünyanın şeytanlıkları saldıracak. Yuvanızı siz koruyacaksınız. Hele hele hele. Hanım kızlarım var ya benim. Daha hamile olmamış ya da yeni hamile veya kucağında çocuğu var, ikizi olmuş. Siz var ya, hayatın aslı sizsiniz. Siz meleklerin kanatlarında duruyor gibi bu hayata bakacaksınız. Ve Allah'ın izniyle siz bin bir çilesine katlanma pahasına da olsa bu yuvayı ayakta tutacaksınız. Siz hanım kızlarım. Çok eziyet çekiyorsunuzdur. Doğru. Bunu inkar edemez kimse. Siz anasınız. Ana adayısınız. Rabbim size cennetler hediye etmiş. Bu bedava değil. Siz çile yumağısınız. Siz sabır taşısınız. Siz bozulmadıkça, erimedikçe hayat devam ediyor demektir. İslam da devam ediyor demektir. Böyle bilin. Ve lütfen yuvanızı siz koruyun. Şimdi genç kardeşlerim. Elbette boşanmak, ayrılmak bir noktadan sonra kader olur. Allah yazdıysa ne edelim deriz. Ama her şeyden önce şunu bilin ki Allah'ın izniyle alttan almayı beceren, sabırda ibadet lezzeti görebilen, gözünün biriyle görüp gerisiyle görmeyecek, kulağının biriyle duyup öbürüyle duymayacak, dilinin yüzde elli oynaklığını durdurabilecek sabır ve dirayeti yani bilinci, dayanıklılığı gösterebilenin Allah'ın izniyle eşi hangi uçurumda olursa olsun Allah yardım eder o geri gelir. Ama yasal haklarını, yasal beklentilerini, örfünü, zevkini put edinirsen sana hangi melek yardım etsin ya? Hangi melek yardım etsin ya? Alttan almayı bilmiyorsun. Cilalamayı bilmiyorsun. Her şey senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Allah bırakar seni o zaman o evin beton duvarları içinde tek başına kurtul kurtulabilirsen. Bazı püf noktalara temas etmek istiyorum. Genç kardeşlerim benim. Yuvayı siz kurtarın diye. Elbette bu anlatacağım şeyler tamam bunlar olunca başka bir sorun çıkmayacak. Değil. Hastalık ihtimali var bir düşman istilası ihtimali var korkunç bir fakirlik ihtimali var salgın ihtimali var afet deprem sel ihtimali var ne bileyim sakat kalma ihtimali var kaza üstüne kazalar var ya bütün bunlar var oğlu var ama ana başlıklar olarak birkaç meseleye temas edeceğim benim şahsi tecrübelerime göre yüzlerce binlerce mümin genç kardeşim canlarım yavrularımla oturup yaptığım mülakatlara göre çok fazla öne çıkan başlıklar bunlar kardeşlerim eğer Allah için şu bahsettiğim yuvayı kurduysanız ve bununla cennete ulaşmak istiyorsanız babanıza annenize, kaynananıza, kaynatanıza, eltinize, görümcenize, kaynınıza vesaireye. Yani ailenin sizin yatak odasını kapatınca o odanın dışında kalacak olan her bireyine, buna anneler babalar da dahil, sabredin, mutlu olun. Bakınız, siz karı koca iki kişisiniz. Her birinizin ikişer de annesi babası var. Dört onlar. 2 de siz altı. Sözümü çok iyi dinleyiniz lütfen. Altı kişisiniz. Hani görümceler yok, baldızlar yok vesaire hiç kimse yok gibi bakıyorum. Sadece altı kişisiniz diyorum. Çocuk da yok diyelim. Altı tane bu şekilde insan. Daha az olması mümkün değil. Kaynana öldüyse, kaynata öldüyse bir taraftan diyelim 5'e düştü. Altı can demek bu. Altı can ne demek? 6 farklı karakter, istek, duygu, his demek. Az çok matematik biliyorsunuzdur liseden. Hani üniversiteye gerek yok. Altı bilinmeyenli bir formülü Kalem elime alıp bir dakikada çözmeyi hayal edebilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? 6 bilinmeyenli formülü nasıl çözeceksin? İnsan lütfen bir kağıda yazılan 20 tane rakamdan daha çok bilinmeyenli biri değil midir tek bir insan? Tek bir insan. 6 tane bilinmez. Her birinin hayalleri, zevkleri, parmak uçları, düşünceleri, ses tonları her şeyi farklı bunların. Adem Aleyhisselam'da sadece birleşiyorlar karakter olarak. Oraya da binlerce sene var. Bu kadar farklı karakteri, altı karakteri hepsini bir yerde aynı noktada buluşturmak kolay mı zannediyorsun? Evliliğin o ilk günlerinde cici laflarda filan onları geçiyorum ben. Hani sular duruldu, misafirler gitti, yavaş yavaş birinci hafta, beşinci hafta böyle karşılıklı oturmalar bitti. Ondan sonra bu altı kişinin her biri kendi karakterine göre bir düzen isteyecek. Ve bunların altısından da sorumlu olan damat beydir. Benim ümmetimin biricik damadı. Eşini idare edecek. Kendi anasını babasını idare edecek. Hanımının annesini babasını idare edecek. Kendi zevklerini de dizginleyecek. Altı direksiyonlu bir aracı, altı tane direksiyonlu bir aracı aynı anda kullanacak. Evlilik budur. Bunun için evlilik cihattır diyoruz. Canlarım, kardeşlerim benim, ümmetimin umudu, ümmetimin yüreği, ümmetimin gözü, ümmetimin kulağı gençler. Bakınız, sizi 20 yaşında evlendiğiniz kabul edeyim, asgari babalarınız ve anneleriniz 40 yaşındadır. Daha şey olması çok zor. Olsun 38 olsun. Ama ortalama gelin yapmak, damat yapmak 50 yaşları civarında bugünkü aritmetiğe göre nasip oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Sen 20 yaşında, 23 yaşındasın. 50 yaşında anneni, babanı senin kalıbına almaya çalışıyorsun. Hadi bunları aldın diyelim. Kaynananı ve kaynatanı senin suyunda akıtmaya çalışıyorsun. Ya olacak bir şey mi? Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde Kızılırmak aşağı doğru akıyordu. Kaç bin sene oldu. Sen istediğin diye yukarı doğru mu akacak şimdi? Demek ki senin annen ve babanın kaynanan ve kaynatanın kadın ve erkek için beraber söylüyorum senin kıvamına gelmesini beklemen akıllıca bir şey değil. Ferahat etsinler canım istemesinler bunu diyemezsin. Senin evliliğini 20 senedir bekliyor. Bir beklentileri var. Peki sana ben dakikalardır ümmetimin geleceğisin diyorum. Çok değerlisin diyorum. Göz bebeğimizsin diyorum. Cansın, ciğersin diyorum. E sen anne ve babanın, kaynana ve kaynatanın suyunda yüzersen, o benim umudum olan genç olmazsın bu sefer. Karakteri bozulmuş. Şahsiyet oturumu sağlanamamış. Bir öyle bir böyle bir kılıbık tipte olursun. Yani baban, annen, kaynanan, kaynatan senin şekline gelmiyor. Ve beklemiyoruz bunu. Ama sen de yüzde yüz iradeni, zevkini, duygusallığını, yatak odası ilişkilerini annen ve babana göre ayarla bunu da istemiyorum. Bu da olmaz. Çünkü sen 30 yaşına gelirsin. Senin 10 yaşında çocukların olur. Ümmetim için nesil yetiştiremezsin. Sen kendi başına Allah'ın önünde hesap verecek olan bir bireysin. Sen birey olarak annen babanın şemsiyesi altında ekonomik olarak da durmayacaksın. Din olarak da durmayacaksın. O senin anan. Ayağının altında cennet var. Asi ol demiyorum. Ama ne dedim? Gözüne ayar yap. Her şeyi görme. Kulağına ayar yap. Her şeyi duyma. Senin diline de ayar yap. Her şeyi konuşma. Annen bir yanlış da söyleyebilir. Eşine karşı senin zulmetmeni gerektirecek bir işkence de yapmanı isteyebilir. O böyle gavurluk olmaz diye annene çıkış yapacak halin yok. Anneni geniş bir zamana yayarak o düşüncesi konusunda hatalı bulduğunu, işar edersin, hissettirirsin, asla ve kat'a saygısızlık yapmazsın. Canım genç kardeşlerim, bu böyle olabilmesi için sizin anne ve babalarınızın, kaynana ve kaynatalarınızın ekonomik desteğini kendinize mecbur hissetmemeniz lazım. Çift mesai yapın evliliğinizin ilk senelerinde. Çok para kazanın. Ana ve babalarınıza harçlık bile verin. Senin kiranı verirlerse, mutfağını karşılarlarsa, komşu bakkala çocuklar ne alırsa bize yaz derlerse, elektrik su paranı verirlerse, o dört kişi konuşur, iki kulağınla dinlersin. Oradan eşin de kaval çalar, beşinci ses olarak onu dinlersin. İçinden de volkan gibi sesler çıkar. Onlar da kulağında uğultu olur, delirirsin. Anana babana zulmetme. Hürmette kusur etme. Allah'ın onlara verdiği hakkı çiğneme. Paralarını da alma. Bak ne kadar huzurlu olursun. Her şeyi görmezsin. 70 yaşında bir kadın sana her şeyi söyleyebilir. Onun doğduğu zamanda Dünya bir türlüydü. Senin evlendiğin zaman da başka bir türlü. O onu takdir etmeyebilir. Kızılırmak yukarı akmaz dedik. Zorlamaya gerek yok. Senin de kıvamının bozulmaması lazım. Bunun adına mücadele biz mücadele ediyoruz. Çünkü ben seni evlendiğin gün için görmek istemiyorum. Yarın görmek istiyorum. Aslında annen ve baban da seni o gün görmek istiyorlar kötü niyetleri olduğundan değil. O kadar takdir edebiliyorlar. Onların zamanının yani şimdi senin evlendiğin, eş sahibi olduğun gün onlar evlenselerdi senin yaptığını yapacaklardı belki. Bunun için gerekiyorsa aracılar kullan. Direkt derdini beyan etmektense iş büyümeden, annen sana düşman kesilmeden, kaynanan sanki senin düşmanınmış gibi kızını damadını geri almaya çalışıyormuş gibi bir noktaya gelmeden bunu yapmak gerek. Burada yine sorumluluk büyük oranda erkeğe düşüyor. Erkek hem zulmetmeyecek, hem tampon olacak, hem gönül kırmayacak. Çok kolay mı bu? Hayır. Çok zor hem de. E e'si yok. Kaç para cennet? Cennet kaç para? İslam, Müslümanlık, kaval çalıp cennete girme dini mi? Rabbimiz, sizden öncekilerin yaşadıklarını yaşamadıkça cennete giremeyeceksiniz buyurmuyor mu? Hayat bedava mı gençler? Bedava mı? Biz kesinlikle bedavaya talip değiliz. Ama ucuza gitmeye de talip değiliz. Ortasını bulacağız. Sen ilk günlerde gösterdiğin bu vakur abilerinle, hocalarla, psikologlarla istişare ederek geliştirdiğin bu politika Allah'ın izniyle çok geçmeden kabul görecektir. Ama ana şartım ne benim? Dilin ve elin asla bir saygısızlık yapmayacak ve ekonomik olarak kendin ayakta duracaksın. Para alan söz almak zorundadır. Para sesi dinliyorsun ya onun elindeyken onun ağzındaki sözleri de dinleyeceksin o zaman. Düğünde çok masraf vardı, taksitler vardı. Sen zaten baştan öyle başlamışsın. Eşyaları evlendirin. Buzdolabıyla çamaşır makinesini evlendirmişsin. Sen birbiriyle evlenmiş onlar. İnsanla insanın evliliği eşyanın ikinci planda kaldığı şeydir. Bu noktayı yakalayacağız. Gerçekçi olacağız gençler. Yani anne ve baba çocuğunun düzeyine düşmez. Çocuk da annesinin babasının yaşı başı olgunluğuna çıkamaz. Çıkacak da bir 20 sene sonra. E bu arada ne olacak? Denge ortamını oluşturacağız. Sözümüzle, tavırlarımızla denge ortamını oluşturacağız. Ve herkes annesine babasına karşı sorumlu. Erkek kendi annesinin babasının hakkını, hukukunu koruyacak. Eşi de kayınanası, kayınatasına insancıl ve müslümanca bir saygı gösterecek. Ama annesi babası kendi evindeki annesi babası olacak. Bu dengeyi Allah'ın izniyle, kuracağız. Böyle geldi bu dünya, böyle gidecek. Zaman geri gelmiyor gençler. Hayalci olmanın gereği yok. Gerçekçi olacağız Allah'ın izniyle. Evet, daha evliliğin birinci ayındayken bile çatlayacak kadar bunaltıcı günler olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Neler olur? Ya anneye babaya gerek yok. Evlendiğin eşin katlanılmaz bir kimliğe sahibi olabilir. Hemen isyan etmenin gereği yok. Sağlıkla ilgili bir sıkıntıysa acilen doktora gidiyoruz. Doktoru hakemimiz yapıyoruz. Ortada ahlaki bir sorun, insani zafiyet denebilecek bir sorun varsa Aileye büyükleri diyeyim ki anneler babalar çok yaşlıysa onlar üzülecek bir durumdaysa üçüncü bir kişiyi devreye sokuyoruz. Hakem yapıyoruz. Acemisi olduğumuz bir işte egzersiz yaparak başımızı belaya sokmuyoruz. Dualar ediyoruz Rabbimize. Birbirimizin tamircisi olmaya çalışıyoruz. Birbirimizin tahripçisi değil tamircisi olmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bizim birbirimize dua etmemiz, birbirimize nasihat etmemiz, birbirimizi teselli etmek için şöyle bir dışarı çıkalım, gezelim dememiz, birbirimizin geçmişini karıştırmamamız. Yani geçen ay böyleydin, bu ay değilsin. Affettim geçmişini demememiz. Bu çünkü bir kaşıtmadır. Birbirimize karşı sabır tavsiye etmemiz, Allah'ın yardımı için dualar etmemiz bütün bunlar yüce ufuklu, derin bakışlı olduğumuzu ispat eder genç kardeşlerim. Acele kararlarımız bizim için kendi kuyumuzu kazmak anlamına geldiğini unutmuyoruz. Şimdi genç kardeşler. Dedim ki siz kendi yuvanızı koruyacaksınız. Evet analarınız, babalarınız, psikologlar, aile danışmanları da yardım edecek de ya bunlar taşıma su ya. Ne kadar değirmen dönecek ki onda? Siz kendiniz yuvanızı kurtaracaksınız. Bir, yuvanıza haram sokmayacaksınız. Ustalık, yuvanızı kurtarma ustalığı, acil mantıklığınız ölür yoksa. İki, kötü örnek olan akrabayı yok kabul edeceksiniz. Teyze boşanmış konuşup duruyor. Ya onun başına gelmiş bir trafik kazası. Şimdi biz birisi trafik kazası geçirdi diye o kazanın yaşandığı her yere gitti birine basıp duralım burada diyor muyuz? Kazayı yaşayan gitti devam edip ibret alıp gidiyoruz. Sürat yapmıyoruz tedbirimizi alıyoruz ama kaza olan yerde gidip de bir tören yapmamız gerekmiyor her sene. Bunun gibi kötü örnekleri yok kabul edeceğiz. Çevremizi biz kuracağız gençler. Kimse bize çevre kurmaz. Ne demek bu? Üçüncü nokta. Yani sen iyi bir aile, salih bir erkek, saliha bir kadın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin umudu olan bir genç yuva olmak istiyorsun. Bunun için çevreni kendin kuracaksın. Kimler seni ziyaret ediyor, sen kimleri ziyaret gidiyorsun, hangi pastaneye gidiyorsunuz, hangi parkta oturuyorsunuz, kılık kıyafetiniz, telefonlaştığınız kimseler, izlediğiniz kanallar, bunlar hepsi sizin çevreniz. Bunları siz kuracaksınız. O çevrenizden bir milim daha iyi olamazsınız. Boşuna uğraşmayın. İzlediğin YouTube kanallarını şöyle geçmiş bir aya bakalım sen olsun. Çevren o senin çünkü. Son oturduğun yüz kişinin ortalaması sensin. Kaçı sabaha kadar namaz kılıyor, kaçı sabah namaza kalkıyorsa sen osun. E misafir geldi ne yapalım? Alma misafir. Salgın olduğu zaman, bütün dünyada pandemi olduğu zaman insanlar birbirlerine girip çıkıyorlar mı? Yok. Niye girip çıkmıyorlar? Kiminle bulaştıracağı belli değil. Aileni korumak için bir sene kimseyi almayın. Zarar yok. Siz akrabalıktan da, ziyaretten de değerli bir iş yaptınız çünkü. Ve dördüncü olarak da medya sizin virüsünüzdür. Ona karşı hep maskeli olacaksınız. Beşinci olarak da gençler, Allah haramlar tayin etmiş, helaller tayin etmiş, mubahlar yani serbest konular bırakmış. Su içmek mubah bir konudur ama 5 litre su içilmez bir oturuşta. Uyumak mubahtır. 15 saat uyunmaz. Ölçülü hayat yaşayın. Bu karı koca olarak birbirinize olan sevginiz, aşkınız, sempatinizde de de olsun. Böyle olsun. Yani eşini seviyorsun diye ayaklarını öpme. Sen Yusuf Aleyhisselam'sın deme. Bunun içini dolduramayacağın zaman başına başına kakılacak bu senin sonra. Dengeli ol, itidalli ol. Mubahlarda da itidalli ol. Ve altıncı olarak da gençler, birbirinizin sırrını yaymayacaksınız. Her yaydığın bir kelimelik sır, hançerlediğin ciğerin demektir. İkinci sırrı yaydın, ikinci, kendi ciğerine ha, bu senin yuvan. Sen eşinin sırrını yayıyorsun ama sen kendi ciğerini bu arada yaralıyorsun, hançerliyorsun. Ve son olarak da asla tembel aile olmayacaksınız. Tembellik ne demek? Taksidi var, çalışacağız. Hanım evde çalışacak, dışarı çıkmayacak. Gerekiyorsa evin içinde boncuk koyacak, bilmem ne yapacak, 5-10 kuruş o kazanacak. Erkek ikinci mesaiye gidecek. İnsanoğluna kendi anamız babamız da olsa minnet etmeden bir hayat yaşayacağız. Bu tembel olmadığımızı gösterecek. İkinci olarak da ezan bizi jilet keser gibi işimizden kesip kaldıracak. Yani ibadette de tembellikte uzak duracağız. Dünyayı çevik bir hareketle elimizde tutuyoruz. Ahiret için yaptığımız işleri çevik bir mantıkla elimizde tutuyoruz. Bereketli bir yuva kurduk demektir. Bunları yaparsak umutlu olabiliriz. Siz umutlu bir ailesiniz. Asla acele etmeyin. Yani 20 sene sonra, 30 sene sonra ürününü görebilirsiniz bunun. Siz 25 yaşında evlendiniz diyelim. Kardeşlerim, ne demek evlendi denebilsin diye 25 sene bekledin. O evliliğin bereketini görmek için bir 25 sene daha beklenebilir bir şeyi elde etmek onun sonucunu görmekten daha zor olabilir. Daha da kolay olabilir. Hangisinin bize nasip olacağını bilmiyoruz. O zaman evliliğimizin bitmez tükenmez en büyük sonuçlarını cennette göreceğiz inşallah. Ama dünyada da evlendik. İki sene sonra kilomu da aldım. Keyfime de bakıyorum. Böyle hayaller peşinde Koşmanın manası acele etmiyoruz. Merhametli olacağız. Merhametli olacağız. Evvela eşimize karşı. Sonra bebeğimize karşı. Eşler birbirlerini bebeği gibi görecekler. Çok huysuz bir eş olduğu zaman çok huysuz ağlayan bir çocuk kabul edecek onu. Erkeğin de kadının da farkı yok bu konuda. Merhametli olacağız. Ve en büyük formülümüz, eşimizden değil Allah'tan bekleyeceğiz. Eşin senin gibi bir fani. Seni nasıl mutlu etsin? Allah'tan bekleyeceğiz. Ve genç kardeşlerim melekleri sakın unutmayasınız. Eşinizi kandırabilirsiniz. Sağınız ve solunuzdaki melekleri nasıl kandıracaksınız? Annenizi babanızı ikna edebilirsiniz. Melekleri nasıl ikna edeceksiniz? Meleklerin de sizinle beraber eve girdiği çıktığı bir ev sahibi olun. Yani buna böyle iman edin. Allah'ın izniyle kendi yuvanızı kendiniz kurtarırsınız. İnsan oğluna muhtaç olmazsınız. İnsan oğlunun önünde gönül kırıklığı dahi yaşamazsınız. Sizler için dualar ediyorum. Rabbim sizi umduğunuzdan daha güzel, huzurlu, bereketli yuvaların eşleri yapsın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.